Roket en basit tanımı ile bir ucu açık, içi yakıt dolu bir tüptür. Tübün içindeki yanıcı ve yakıcı maddeler birleşip ateşlendiğinde oluşan güç, burunun açık tarafından çıkar ve roketi diğer yöne iter. Roketler ateşleme sırasında kullanılan yanıcı ve yakıcı maddelerin türlerine göre 3 ana grupta sıralanabilir. Bunlar sıvı yakıtlı, katı yakıtlı ve hibrit roket motorlarıdır. Bu motorlar arasında katı yakıtlı roket motorları, roket tasarımcıları tarafından sıklıkla tercih edilen bir motor türüdür. Uzay gemisi Dünya'ya hoş geldiniz. Roket teknolojilerini işleyeceğimiz serimizin bu bölümünde katı yakıtlı roket motorları nedir, nasıl yapılır ve ne tür özellikleri barındırdığından bahsedeceğiz. Katı yakıtlı roketlerin geçmişi Çin'de barutun ve ilk roketlerin icat edildiği 13. yüzyıla kadar geriye gitmektedir. Yakıt olarak ilk zamanlarda barut kullanılırken artık çok daha etkili kimyasallar kullanılmaktadır. Günümüzün güçlü roketlerinde genelde yakıt olarak alüminyum tozu ve yakıcı olarak amonyum perkolat kullanılmakta. Roketin yakıtı, roketin hem dış koruyucu tabakası olan hem de dökülecek yakıt için kalıp vazifesi gören dış çeperin içerisine belirli bir geometrik şekilde dökülür. İstenilen yanma hızı ve gücüne göre kalıbın hızı değiştirilmektedir. Genelde çoğu rokette yanma için yakıtın ortası boş bırakılır. Bu tür kalıplanan roketlerde motor ateşlendikten sonra itiş gücü yanma yüzeyi arttıkça artar. Başka bir türde ise yıldız adı verilen kalıplama yöntemi kullanılır. Bu tür kalıplamada oluşturulan yıldız şekliyle geniş bir yanma yüzeyi yaratılır. Bu da ilk ateşleme anında roketin büyük bir itiş gücü oluşturmasını sağlar. Örnek vermek gerekirse, uzay mekikleri ilk havalandıkları anlarda oluşturulan itiş gücünün 3'te 2'si bu şekilde hazırlanmış katı yakıtlı motorlar tarafından sağlanıyordu. Katı yakıtlı roketlerin kullanılmasının kendine göre avantajları ve dezavantajları bulunur. Avantajlarını sıralamamız gerekirse, katı yakıtlı roketler aynı hacimdeki bir sıvı yakıtlı rokete göre daha fazla itiş gücü verir. Ayrıca yapıları pek çok motorun, tesisatın ve varanın bulunduğu sıvı yakıtlı motorlara göre daha basittir. İmalatı da daha kolaydır. Yapıldıktan sonra taşınması ya da depolanması yine sıvı yakıtlı roketlere göre daha pratiktir. Kolay imal edilmeleri, kullanılan malzemeler ve hızlı üretimi sayesinde maliyet ucuzdur. Güçlü ve ucuz olması sayesinde de itiş gücü maliyeti oranı yüksektir. Bu nedenledir ki pek çok kurum ve firma roketlerinde katı yakıtlı motorları ana veya harici motor olarak kullanmayı tercih ediyor. Katı yakıtlı roketlerin dezavantajlarını ise şöyle sıralayabiliriz. Katı yakıtlı roketleri kapatamazsınız. Bir katı yakıtlı roket aynı bir kibrit gibi yanar. Ateş alır ve sönene kadar durmaz. Bu nedenle çoklu ateşleme yapılamaz ya da acil bir durumda güvenlik için kapatılamaz. Ayrıca katı yakıtlı roketlerde itki gücü istediğiniz şekilde azaltıp artırılamaz. Roket ateşlenmeden önce imalat sırasında kalıplanırken hazırladığınız yanma hızı neyse o hızda yanar ve biter. Katı yakıtlı roketler güçlü olsalar da verimli değildir. Yakıtın enerjiye dönüşüm oranları sıvı yakıtlı motorların yanına bile yaklaşamaz. İtki kontrolü sınırlıdır. Sıvı yakıtlı motorlar ürettikleri itkiyi nozül veya motorların yönünü değiştirerek kontrol edebilirler. Katı yakıtlı motorlarda ise roketin egzoz çıkışını yönlendirerek bir miktar kontrol sağlanabilse de sıvı yakıtlı roketler kadar esnek değillerdir. Katı yakıtlı motorların yanma süreleri kısadır. Uzaya giden roketlerde kullanılan katı yakıtlı iticiler genelde 80 ila 110 saniye sonrasında yakıtlarını tüketip ana roketten ayrılırlar. Sıvı yakıtlı roketler ise çok daha uzun süre aktif olarak çalışabilirler. Örnek vermemiz gerekirse Boeing tarafından geliştirilen SLS roketinde sıvı yakıtlı motorlar görev sırasında 8 dakikadan fazla bir süre çalışacaklar. Dezavantajları çok olsa da pek çok olumlu özelliği sayesinde katı yakıtlı roketler uzay sektöründe yoğun bir şekilde kullanılıyor. Boeing'in SLS, Ariane 5 veya Hint GSLV roketlerinin ilk aşamasında büyük ve güçlü katı yakıtlı iticiler kullanılıyor. Bu iticiler fırlatma sırasında gereken gücün yarısı ile 3'te 2'sini karşılıyorlar. Bunun yanında United Launch Alliance tarafından kullanılan Atlas ve geliştirdikleri Vulcan roketleri de taşıyacakları yüke göre harici katı yakıtlı motorlar kullanabilmekteler. Son olarak da İtalyan yapımı Vega roketi gibi ilk kademeleri tamamen katı yakıtlı olan sistemler mevcut. Ülkemizde de Roketsan tarafından geliştirilen mikro uydu fırlatma sisteminin ilk iki kademesinin katı yakıtlı olması bekleniyor. Katı yakıtlı roketler,
Yapıları gereği kaba ve basit gözükmekle birlikte uzay çalışmalarındaki bütün konular gibi aslında karmaşık ve detaylı mühendislikle ve bilimsel çalışmaya ihtiyaç duyan bir teknoloji. Üstelik kendilerinden beklenen görevleri yerine getirdikleri sürece daha uzun yıllar boyunca kullanılmaları son derece olası. Uzay Gemisi Dünya'yı izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu faydalı bulduysanız lütfen beğenin. Uzay ve uzay teknolojileri ile ilgili haberlerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olun.